Herkese merhabalar. Tüm katılımcılara saygılarımı sunuyorum. İyi bir gün olmasını temenni ediyorum. Bakanlığımızın organize ettiği ticaret müşavirlerimizle elektronik sohbetler serisinde bugün Özbekistan'ı anlatacağız. Hem Özbekistan'ın geneli hakkında hem de belirlediğimiz iki sektör inşaat malzemeleri ve enerji ve elektrik ekipmanları sektörlerine biraz daha odaklanacağız. Programımız şu şekilde devam edecek. Öncelikle ben sunumumu yapacağım. Sunumumu yaptıktan sonra özel sektörden katılımcılarımız ve İhracatçı Birliği'nden katılımcımız sunumlarını veya konuşmalarını yapacaklar. Öncelikle hepsine katılımları için, değerli vakitlerini ayırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Öncelikle DEİK Türkiye Özbekistan İş Konseyi Başkanımıza sözü vereceğim, Özgür Bey'e. Ardından Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği'nden Burak Bey'e sözü ileteceğim. Ardından yine inşaat malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren Emrah Bey'e. Ardından da Assystem firmasında mühendislik müdürü olarak çalışan Cüneyt Bey'e ileteceğim. Programın en sonunda sorularınız varsa soru cevap kısmına geçeceğiz ve o bölümde de sorularınızı cevaplandırmaya çalışacağız. Ben kendimi tanıtmadım. İsmim Abdullah Yavuz Türker. Taşkent Büyükelçiliği'nde ticaret müşaviri olarak görev yapıyorum. Dilerseniz şimdi sunumumu açayım ve sunumuma başlayayım. Görünüyor herhalde. Sunumda bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Görünüyor sanırım şu an. Öncelikle Özbekistan'a kısaca şunu kaldırayım. Kısaca bir Özbekistan'ı anlatmak istiyorum. Orta Asya Cumhuriyetlerinin en kalabalık ülkesi Özbekistan. Eski İpek Yolu üzerindeki merkezler olan Semerkant ve Buhara'ya ev sahipliği yapıyor. Bunlar tarihi ve turistik merkezleri Özbekistan'ın. Diğer tüm Orta Asya ülkeleriyle ve Afganistan'la sınırı olan, Uzak Doğu ve Avrupa arasında geçiş güzergahında olan bir ülke. Mineral kaynaklar bakımından zengin, dünyanın dördüncü en büyük altın rezervine, onuncu en büyük bakır rezervine, en büyük 12. uranyum arzına sahip. Uzun yıllar kapalı bir rejimle idare edildi Özbekistan. 2017 bir milat denebilir Özbekistan için. Bu yıldan sonra yeni bir yönetim anlayışında reformlar yaparak dış dünyaya Benim şeyim yok. açılmakta. Tarihine de çok kısa değinecek olursak, 19. yüzyıl sonlarında Rusya'nın egemenliğine geçiyor. Bir direniş olsa da başarılı olunamıyor. 1924'te sosyalist bir cumhuriyet kuruluyor. Sovyet politikaları çerçevesinde pamuk ve tahıla yoğunlaşılıyor. Bu ürünlerin üretimine yoğunlaşıyor. Fakat aşırı üretim, aşırı sulama, vahşi sulama sebeplerinden ötürü su kaynaklarının tükenmesine yol açıyor bu politika ve toprağın yapısını bozuyor. Sağdaki resimde de gördüğünüz Aral Denizi dünyanın en büyük gölleri arasında yer alan bir göl iken zamanında şu anda maalesef kurumuş bir durumda. 91'den sonra SSCB'nin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanıyor. Pamuk yine ekonominin önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Fakat bununla birlikte ülke maden ve doğalgaz ihracat kapasitesini geliştiriyor. Üretim tabanını artırıyor ve tarımsal üretimini çeşitlendiriyor. Sunumumuzun ana başlıkları bu şekilde. İlk olarak ülkenin önemli ekonomik göstergelerini, makroekonomik göstergelerine bakalım isterseniz. Gayri safi yurt içi hasılası Özbekistan'ın 70 milyar dolar civarında. 2021 yılında %7,4'lük iyi denilebilecek bir oranda büyüdü. Kişi başı geliri düşük, 2000 dolar seviyesinde yıllık. Burada tabii şunu belirtmek gerekebilir. Kayıt dışı ekonominin fazla olduğu 70 milyar dolarlık bir gayri safi yurt içi hasılaya sahip ülke %7,4'lük bir büyüme yakaladı 2021 yılında. Kişi başı geliri ise kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla ise 2000 dolar civarında. Burada tabii şunu söylemek lazım. Kayıt dışı ekonomisi
çok olan bir ülke Özbekistan. Dolayısıyla bu rakamların biraz daha üstünde olabilir. Bununla birlikte resmi rakamlarda 2000 dolarlık bir kişi başı geliri var. Enflasyon %10 seviyesinde, iş gücü yaklaşık 20 milyon, işsizlik oranı %9,4, cari işlemler dengesi eksi 5 milyar dolar civarında, ihracat 16,6, ithalat ise 25,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yaklaşık 40-41 milyar dolarlık bir dış ticaret hacminden bahsedebiliriz Özbekistan için. Politika faizi şu anda %17 olarak uygulanıyor. Toplam rezervleri 2021 son itibariyle 35,1 milyar dolar. Bir kısmı bunun önemli bir kısmı altın, 13 milyar dolarlık kısmı ise döviz şeklinde. Dış borcu da 37,6 milyar dolar, kamu borcu 25,3 milyar dolar. Yabancı yatırım miktarı ise 9,2 milyar dolar 2021 son itibariyle, yani yaklaşık 10 milyar dolar da bir yabancı yatırım var. Dünya Bankası'nın büyüme tahmini ise 2022 ve 23 yıllarında %5'in üstünde gözüküyor. Makroekonomik göstergelere baktığımızda Özbekistan iyi bir konumda olduğunu söyleyebiliriz. Hem rezervleri itibariyle hem dış borcu itibariyle iyi bir konumda olduğunu söyleyebiliriz. Ülkenin dış ticaret yapısına ve ikili ticaretimize baktığımızda ise burada tabii biraz önceki dış ticaret Tercih mi olursun? Olmasa ne rakamlarında yaparsın? hizmet ithalatı ve ihracatını da dahil ediyor Özbekistan Resmi İstatistik Komitesi. Burada onlardan arındırılmış bir şekilde göreceksiniz. Ülkenin toplam ihracatı 2021 yılında 14 milyar dolar, toplam ithalatı ise 23,7 milyar dolar seviyesinde. Bizim Türkiye'nin ülkeden Özbekistan'dan yaptığı ithalat 2020 yılında 1,8 milyar dolar. İhracatımız ise 1 milyar 845 milyon dolar seviyesinde dengeli bir dış ticaret yapımız olduğunu görebilirsiniz. Türkiye'nin payı Özbekistan'ın ithalatında %12,8, pardon %7,8, ihracatında ise %12,8. Özbekistan'ın dünya ile ticaretine baktığımızda ana ürünlerini şu şekilde sayabiliriz. İhraç ürünleri daha çok altın, sanayi ürünleri, hizmetler, gıda ürünleri ve canlı hayvanlar, kimyasal ürünler, mineral yakıtlar ve yağlar. İthal ürünleri ise makine ve ekipman %32, sanayi ürünleri %18, kimyasal ürünler %14, gıda ürünleri, canlı hayvanlar %10, hizmetler %7, mineral yakıtlar, yağlar %6. Buradaki en büyük payın ara malı niteliğindeki ürünler olduğunu görüyoruz. Makine, ekipman ve sanayi ürünleri, ham madde ve ara malında çok büyük, ithalatın çok büyük bir oranına sahip. Diğer ülkelerle olan dış ticaretine baktığımızda Türkiye, Özbekistan'ın dış ticaretinde 4. sırada yer alıyor. İhracat olarak baktığımızda Özbekistan ihracatında 3. sırada, Özbekistan ithalatında ise 5. sırada yer alıyor. Geleneksel dış ticaret partnerleri Özbekistan'ın Rusya, Çin, Kazakistan ve Güney Kore olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu 4 ülkeyle beraber Türkiye, Özbekistan'ın geleneksel olarak yani vazgeçilmez dış ticaret ortakları arasında yer alıyor ve önemli bir konumda. Hangi ürünler iki ülke arasında alınıp satılıyor? Buna baktığımızda Türkiye'nin ülkeye ihracatındaki ürünlere baktığımızda altılı HS kodu olarak tarıma ve bahçeciliğe ait cihazları görüyoruz, ilaçları görüyoruz, bebek bezleri var, katalizörler var, içten yanmalı motorlar, demir çelikten inşaat aksamı, hububatın öğütülmesi için makineler, tekstil sanayinde kullanılan boya sabitleştiricileri, yine tarım sektörüyle alakalı borular, hortumlar, sulama boruları daha çok geliyor burada ve gaz türbinleri. Bu da Özbekistan'a yapılan son dönem yatırımlarla alakalı, enerji yatırımlarıyla alakalı bir ürün. Özbekistan'dan biz ne alıyoruz? Daha çok neredeyse ithalatımızın tamamı diyebileceğimiz şekilde ham madde niteliğindeki ürünleri alıyoruz. Daha çok bakır, bakır katotlar, bakır teller, bakır borular, çinko, pamuk ipliği, polietilen bizim Özbekistan'dan yaptığımız ithalatın neredeyse
tamamını oluşturuyor diyebiliriz. Yani ithalatımızda nispeten daha az çeşitlilik varken ihracatımızda çok fazla bir çeşitlilik var. Hem aramalı hem ham madde hem bitmiş ürün olarak ihracat yapıyoruz. İnşaat sektörüne geçecek olursak inşaat işleri hacmi 2021 yılında 107,4 trilyon som yani yaklaşık 10 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yani sektörün hacmini göstermek açısından bu rakamın önemli olduğunu düşünüyorum. Bir önceki yıla göre de %6,8'lik bir büyüme kaydetti. Milli geliri içerisinde de %6,7'lik bir paya sahip, önemli bir paya sahip. İnşaat malzeme sektöründe 2022'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %8 artışla 5,1 trilyon som yani 500 milyon dolar değerinde bir üretim kaydedildi. Yani tamamen ithalat değil, kendi içerisinde de üretimi olan bir sektör. Biraz da onu göstermek açısından bu bilgileri ekledim buraya. Üretim verilerine baktığımızda 2,6 milyon ton çimento, 6,8 milyon metrekare inşaat camı, 3 milyon metrekare seramik karo, yaklaşık 9 milyon metrekare alçıpan, diğer kuru inşaat karışımları, duvar kağıdı, kireç ve alçı ürünlerini görebiliyoruz. 2022 yılında çimento üretim ve tüketim dengesi parametreleri Bakanlar Kurulu kararıyla onaylandı. Buna göre bu yılda 16,4 milyon ton çimento üretilecek. Bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %90 artışla 2,6 milyon ton çimento üretildi. Fiyatları görebiliyorsunuz belli başlı ürünlerin sunumda. Yine önümüzdeki dönemde gerçekleşmesi planlanan 21 proje var. Bu da yaklaşık 500 milyon dolar değerinde inşaat malzemeleri dış ticaretine ithalatını artıracak, bu talebi artıracak bir konu. Ocak-Mart dönemindeki bu 21 yatırım projesine de 275 milyon dolar yatırım yapıldığı bilgisi mevcut. Ayrıca 2019 yılında çıkan ve 2021 sonunda güncellenen bir karar var. Kredi mekanizmalarının iyileştirilmesi için ek önlemler hakkında Cumhurbaşkanı kararı. Bu konuda hatta biraz sonra konuşmacı olarak katılan DEİK Türkiye Özbekistan İş Konseyi Başkanımız da bilgi verecektir. Kendileri de bu konularda ilgililer. Bu karar kapsamında biraz daha bizdeki TOKİ mantığıyla düşük gelirli kişilere üretilmesi planlanıyor daha doğrusu. Bu kişilerin ev sahibi olmak isteyen kişiler, müteahhitler ve devlet arasındaki bu sistemi düzenleyen ve dar gelirli kişilerin ev sahibi olmasını sağlayabilecek bir mekanizmanın kurulması. Bu devlet bankaları eliyle verilen krediler çerçevesinde yürüyecek. Şu anda çok hızlı gitmediğini biliyorum ama önümüzdeki dönemde bu sistemde daha bu mekanizma da daha iyi işletilecek ve bu konuda da inşaat malzemeleri ithalatına dolayısıyla ülkemiz ihracatına katkı sağlayacağını düşündüğümüz bir konu açıkçası. Dış ticaret rakamlarına baktığımızda Özbekistan'ın yaklaşık 3 milyar dolarlık bu yapı malzemeleri ya da inşaat malzemeleri anlamında ithalatı var. Önemli bir rakam. Biraz daha tabii bu veri setini belirlerken dörtlü bazda getirileri aldık. Bunun içerisine tabii alt kırılımlarda farklı ürünler girmiş olabilir ama kabaca bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Ürünleri burada görebiliyorsunuz. Ayrıca bu listenin tamamını yan tarafta bir link ekledim. Buna tıklayarak da listenin tamamına erişebilirsiniz. Bu sunumu da paylaşacağız. Bunun linkini de ben birazdan sohbet kısmına ekleyeceğim. Oradan sunumu elde edebilirsiniz. Sunumun içerisinde de o linke tıkladığınızda tüm bu listemiz, çünkü buraya koymak mümkün olmadı, çok uzun olduğu için listenin tamamına erişebilirsiniz. Bu tabloda dikkat çekici olan husus nedir? Öncelikle aslında bu Özbekistan'ın bu yeni dönemini tam olarak kapsayan bir tarih aralığı var. 2017 ve 2021. Yani Özbekistan'ın yönetim anlayışının değiştiği, dışa açıldığı bir
yıl aslında 2017 ve oradan günümüze kadar baktığımızda aslında hem toplamda hem de ürün bazında baktığımızda ithalatını iki kat toplamda arttırdığını görebiliyoruz. Ürün bazında da baktığımızda bazı ürünler 2, bazı ürünler 3, bazı ürünler ise daha fazla bir ithalat artışı var. Yani bu dönemdeki bu açılım, ekonomik aktivitelerdeki artış ülkenin bu ürünlerdeki ithalatını da arttırmış, bunu söyleyebiliriz. Özellikle işte 73. fasılda yer alan ürünler ya da 44-11 ağaçtan veya diğer olumsuz maddelerden lif levhalar, bunların önemli miktarda artış ithalatı olduğunu görüyoruz. Yine 84-28 asansörler, asansör ürünlerinde büyük bir talep var. Çimento da yine öyle. Her ne kadar çimento üretimi olsa da yurt dışından çimento ithalatına ihtiyaç duyan bir ülke konumunda. 73-08 ülkemizde olan dış ticaretinde de önemli bir ürün. Demir çelikten inşaat aksamları. Yine 84-81 borular, kazanlar, tanklar, bunlar da potansiyel vadeden ürünler arasında olduğunu söyleyebiliriz. Ülke bazında baktığımızda da aslında toplam dış ticaretin içerisinde yer alan büyük paya sahip ülkeler burada da karşımıza çıkıyor. Ülkemiz bu ithalatta 3. sırada, önünde Rusya ve Çin gibi ülkeler var. Burada tabii Rusya biraz daha coğrafi yakınlık ve iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması olmasından ötürü gümrük vergisi avantajı olması Rusya'yı öne çıkarıyor bu hususlar sayesinde. Çin ise tahmin edebileceğiniz gibi biraz daha fiyat politikası çerçevesinde bizim önümüze geçebiliyor. Burada tabii bizim Özbekistan'da iki büyük dezavantajımız var. Bunlardan birisi gümrük vergileri. Maalesef diğer ülkeler kategorisinde gümrük vergisine tabi ülkemiz. Burada bir serbest ticaret anlaşması ya da tercihli ticaret anlaşması yapılması gerekiyor bu dezavantajımızın ortadan kalkması için. Yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanı'nın Özbekistan'a ziyareti oldu. Bu kapsamda iki ülke arasında bir tercihli ticaret anlaşması imzalandı. Fakat tabii kapsamı çok dar. İstediğimiz gibi olmasa da biz yine de bu kapının açılmış olması önemli. O yüzden bu anlaşma imzalandı. Önümüzdeki dönemde bu anlaşma içerisindeki ürün kapsamının artırılması planlanıyor. Bu şekilde gümrük vergisi dezavantajımızın ortadan kalkması için çalışıyoruz. Bir diğer dezavantaj da tabii ki lojistik ve nakliye. Burada da maalesef coğrafi uzaklıktan ötürü ve arada çok fazla ülkenin olmasından da ötürü bazı maliyet artışları olabiliyor. Bu pandemide kendisini çok daha fazla gösterdi. Şu anda bir tırın Türkiye'den Özbekistan'a maliyeti 6.000 dolar, 7.000 dolar, hatta bazen bunun da üstüne çıkabiliyor, bu şekilde seyrediyor. Dolayısıyla bunlar bizim dezavantajlarımız, ama buna rağmen Türk malı ürünü algısı Özbekistan'da oldukça iyi. Hem Türk malı hem Türk hizmeti. Dolayısıyla imkan olduğu takdirde ülkemiz ürünlerine bir tercih söz konusu. Fakat tabii gelirin düşük olması, gelir düzeyinin düşük olması biraz daha fiyat odaklı yaklaşıma sebep olduğu için Çin ürünlerine kayış olabiliyor. Bazı ürünlerde de tabii özellikle mesela 73. fasıldaki ürünlerde Rusya çok kapasitesi büyük, yüksek olduğu için bazı ürünlerde tabii rekabet etme şansımız yok. Ama diğer ürünlerde bunlarda bu iki ülkeden pay alabiliriz önümüzdeki dönemde. Pazara giriş anlamında baktığımızda buradaki başlıklarla kısa değinebiliriz. Hedef bölgeler olarak ekonomik aktivitelerin büyük bölümü Taşkent'te, ama bu bir gerçek şu anda. Tabii ki ülkenin ekonomisinin çok önemli kısmı Taşkent şehrinde ve Taşkent vilayetinde oluyor. Ama inşaat anlamında diğer vilayetlerde de
Özellikle şehir merkezlerinde bu prestij projeleri yapılabiliyor. Aynı mesela Taşkent'te Taşkent City projesi var. Buna benzer projeler diğer vilayetlerde de olabiliyor. Orada da onlar da fırsat sunabilir. Lojistik olarak dediğimiz gibi karayolu maalesef ülkenin konumu. Yani Özbekistan dünyadaki iki double landlocked dediğimiz ülkelerden birisi. Yani komşusunun da denize kıyısına olmayan bir ülke konumda olduğu için maalesef bu lojistikte çok dezavantajlı bir konuma sokuyor Özbekistan'ı. Demir yoluyla taşımalar mevcut aslında. Fakat bu bölgedeki ülkelerin bu konuda büyük yani bir anlaşma yapması demeyeyim ama bu konuda biraz daha böyle aynı görüşte olmaları gerekiyor ki biraz daha verimli kullanılsın. Şu anda çok fazla tercih edilmiyor ama bizim de görüşümüz özellikle lojistikte demir yolunun payını arttırmak gerekiyor. Bu konuda her iki ülke idareleri görüşmeler yapıyorlar. Bununla birlikte şu andaki gerçeklik elbette karayolu. Güvenlik olarak baktığımızda genel kabul görmüş ticaret kuralları çerçevesinde işlem tesis edilmeli. Burada tabii bazen biraz dil ve kültür yakınlığından ötürü firmalarımız güvene dayalı ticarette güvene dayalı işlem yapabiliyorlar. Bu da tabii onları sıkıntıya sokabiliyor. Biz bunlardan kaçınmalarını firmalarımıza söylüyoruz. Dağıtım kanalları olarak baktığımızda tabii ki ürünün ve işin niteliğine göre değişkenlik gösterebilir. Bazı belirli projeler bazında doğrudan satış yapılabilir veya geleneksel pazarlara veya e-ticaret firmalarına tedarik yapılabilir. Pazarlama anlamında elbette bu bir maliyet, kolay bir şey değil ama özellikle Özbekistan'da bulunmak yani fiziksel olarak bulunmak, bir tabelanın olması, bir ofisin olması çok fazla ön plana çıkartıyor firmayı. Yani Türkiye'deki bir firmaya göre 3-5 adım öne çıkartıyor. Bunun olması başlı başına tabii ki çok büyük bir satış olacağı anlamına gelmez ama burada bulunmak belli bir süre bulunduktan sonra Özbek firmaları açısından biraz daha güven oluşuyor ve iş yapmayı çok fazla kolaylaştırıyor. Bir bu. İkincisi de burada bulunduğu zaman şöyle bir avantaj olabiliyor. Bazen bazı projeler çok hızlı bir şekilde başlayıp hızlı bir şekilde ilerlemesi istenebiliyor. Bu bazen yukarıdan bir baskıyla oluyor ya da siyasi bir irade gerekiyor. Böyle olduğu zaman ülke içerisinde bulunan bir firmadan tedarik yapmak çok daha avantajlı oluyor. Bunu da tercih ediyorlar. Fuarlara baktığımızda en büyük fuar aslında inşaatla ilgili burada Uzbüyüt, Aquaterm fuarlarını söyleyebiliriz. İTESA ana organizatörü. Buradaki katılım oldukça yüksek oluyor. Türk firmalarından da çok büyük katılım oluyor. Bir de International Expo Group var. Özbek bir firma, Özbek bir fuar firması. Onda da Ustroy Expo fuarı var. Buna da katılım sağlanabilir. Bunlar bakanlığımızca desteklenen fuarlar arasında da yer alıyor. İş yapma kolaylığı, iş kültürü anlamında son dönemde bürokratik işlemlerde sadeleştirme adımları ve elektronik ortam uygulamaları iş yapmayı kolaylaştırdı. Eski dönemde tabii ki çok katı ve çok zor bir bürokrasi Özbekistan'da vardı. Fakat yeni dönem reformlarıyla bunu çok büyük oranda aslında yani en azından %50 oranında aşmış olduklarını söyleyebiliriz. Özellikle elektronik uygulamalar sayesinde birçok işlem rahat bir şekilde gerçekleşebiliyor. Örneğin bir firma kurulumunda, şirket kurulumunda bunu çok net görebiliyorsunuz. Yani bir gün içerisinde dahi evraklar tam olduktan sonra kurulabilir. Yegane darça diye söylenen tek pencere, bizim dilimizde Türkçe'de tek pencere olarak söyleyebileceğimiz uygulamalar var. Burada da bu tek pencere, yani Özbekistan Devlet Hizmetleri Merkezi idari yapısı altında faaliyet gösteriyor ve birçok işi oradan yapabiliyorsunuz. Tüketici tercihlerini biraz önce de bahsettim. Bu fiyat odaklı yaklaşım maalesef biraz daha önümüzdeki dönemde aşılacak bir şey. Hem gelirlerin yükselmesi, hem uzun vadeli bakma anlayışının gelmesi önemli. Bir de bankacılık sistemi de esnek olması gerekiyor. Şu anda Özbekistan'da elbette bir bankacılık sistemi mevcut.
Bununla birlikte finans sisteminde devletin payı çok yüksek. Yani %85'i finans sisteminin %85'i devletin elinde. Devletin elinde derken devletin sahibi olduğu ya da %51'inden fazlasına sahip olduğu bankaların elinde. Tabii bu da biraz verimliliği düşürüyor. Önümüzdeki dönemde en büyük hedeflerinden birisi bu büyük bankaların özelleştirilmesi. Bunlar olduktan sonra aslında sistem biraz daha rahatlayacak. Bu bankacılık sistemi anlamında daha bizim ülkemize yaklaşacak diyebiliriz. Vergileri de buraya koyduğum link üzerinden kolayca bulabilirsiniz. Burada HS kodları, GETİP kodları bazında tablo var. Oradan gümrük vergileri görülebiliyor. Genel anlamda şunu diyebiliriz tabii ki. Üretimi olan ürünlerde daha yüksek bir gümrük vergisi göreceksiniz. Üretimi olmayan ürünlerde ise daha düşük ya da %0 oranında gümrük vergileri uygulanabiliyor. Genel anlayış bu. Ama %0 ile %30 arasında değişen oranlarda diye bir rakam vermek gerekirse bunu da söyleyebiliriz. Elbette ithalatına daha yani ithalatın yapılması istenmiyorsa bu ad valorem vergi yanında yani yüzdesel vergi yanında spesifik vergi de uygulanabiliyor. Bir de yine bir alttaki satırda belirttiğimiz referans fiyat uygulaması yapılabiliyor. Bu da tabii ithalatçının vergi yükünü arttırdığı için rekabetçiliğimizi azaltan bir durum. TSE belgelerinin kabul edilmemesi bu aslında bir yıl önceye kadar kabul ediliyordu. Fakat çıkarılan bir kararla bu daha doğrusu OECD ülkelerinin belgesi kabul ediliyordu. Bu kararla bunu iptal ettiler. Uzun zamandır buna mücadele ediyoruz aslında. Tekrardan TSE belgelerinin kabul edilmesi noktasında Özbek makamlarına her fırsatta iletiyoruz. Önümüzdeki dönemde burada da olumlu bir gelişme olacağını umuyorum. Bu tekrar kabul edildikten sonra en azından uygulamada tekrar TSE belgelerinin kabul edilmesi uygulamasına devam edilecek. Böylelikle ekstra bir maliyet de ortadan kalkmış olacak. İkili çok taraflı anlaşmalar olarak şu anda yürürlükte olan yatırımların karşılıklı korunması anlaşması mevcut. Ama şu anda hani bu sektörü etki eden boyutuyla bir ikili veya çok taraflı anlaşma yok. Bir de çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşması yine iki ülke arasında var, mevcut. Bunlar da devam ediyor. Enerji sektörüne baktığımızda da genel bir resmi görmek açısından şu hususları belirtebiliriz. Özbekistan, Orta Asya ülkelerinin birleşik güç sisteminin kurulu gücünün yaklaşık %50'sine sahip. Yani bu bölgedeki kurulu gücün %50'sine sahip bir ülke. Toplam kurulu gücü 14.300 megawatt. Ülkede kurulu gücü 12.400 megawatt. Potansiyel üretim kapasitesi 64 milyon watt saat olan 45 elektrik santrali bulunuyor. Elektrik üretimi için enerji kaynaklarının temeli doğalgaz ve petrol ürünleri. Toplam üretilen toplam elektriğin %80'inden fazlası doğalgaz ile sağlanıyor. Bunun dışında ülkedeki elektriğin üretim, dağıtım ve tüketimi yine bizdekine benzer bir şekilde termik santraller AŞ, Özbekistan Ulusal Elektrik Şebekeleri ve Bölgesel Elektrik Şebekeleri gibi bakanlığa bağlı anonim şirketlerle sürdürülüyor. Bu şirketler şebekelerin ana ekipman ve aksesuarlarının onarım ve bakımı ile birlikte tasarım, inşaat, kurulum ve devreye alma işlerinden müştereken sorumlu firmalar, devlet firmaları. Termik santraller AŞ tarafından üretilen ve bölgesel elektrik şebekeleri tarafından dağıtımı ve satışı yapılan elektrik enerjisinin işletmelere iletimi yine Özbekistan Ulusal Elektrik Şebekeleri AŞ tarafından yapılıyor. Ülke çapında tüketicilere elektrik enerjisi tedariki de bölgesel elektrik şebekeleri AŞ'nin kontrolü altında her bir bölgesel birimde anonim şirketler olarak faaliyet gösteren 14 bölgesel dağıtım ve satış kuruluşunun sorumluluğunda. Her işletmenin bilançosunda ise toplam uzunluğu 250 bin kilometreden fazla olan enerji nakil hatları ve toplam voltajı 110 kilovolta kadar olan 1700 trafo merkezi bulunuyor.
224 bin kilometreden fazla uzunluğa sahip en kapsamlısı ise esas olarak ülke çapında tüketicilere güç sağlamak için kullanılan 0, 4, 6, 10 kV elektrik şebekeleri olduğunu söyleyebiliriz. Elektrik sektörünün daha da geliştirilmesi ve reformuna ilişkin Cumhurbaşkanı kararı uyarınca Enerji Bakanlığı 2030 yılına kadar üretim tesislerinin geliştirilmesi için bir program geliştirdi. Buna göre toplam kapasitesi yaklaşık 27 gigawatt olan ve toplamda 35 milyar dolar tutarında yeni güç ünitelerinin inşası ile üretim kapasitesini artırmaya yönelik büyük yatırım projeleri öngörülüyor. Termik enerji endüstrisinde alınan önlemler ile verimliliği yaklaşık %60'a ulaşan yüksek verimli buhar, gaz ve gaz türbin ünitelerine dayalı modern enerji üretim teknolojileri devreye girecek. Burada da yine aşağıda belirteceğim Türk yatırımları oldu son dönemde. Yine yeşil ekonomi kapsamında modern güneş ve rüzgar santrallerinin kurulması öngörülüyor. Elektrik enerji sektöründe ihtiyaç duyulan yatırım sadece devlet eliyle yapılabilecek bir kapasitede değil. Dolayısıyla özel sektör, özel yatırımları çekmek şu anda Özbekistan'ın Enerji Bakanlığı'nın en önemli amaçlarından birisi. Türk firmaları da enerji sektöründeki yatırımları son dönemde hız kazandı. Aksa Enerji, Cengiz Enerji ve Odaş Enerji firmalarımız Özbekistan'ın Taşkent, Sirdarya, Buhara ve Harezm bölgelerinde doğalgaz çevrim santrali yatırımları yaptı. Böylelikle ülkenin elektrik kurulu gücüne yaklaşık 1.4 gigawatt katkı sağlayacaklar. Bu konuda da yine biraz sonra katılımcılarımız arasında yer alan Cüneyt Bey de daha detaylı bilgi verecektir. Bu özellikle elektrik, yani Türk yatırımları elektrik ekipmanları anlamında ülkemiz ihracatına çok büyük katkı sağlayan bir şey. Aslında birçok platformda da bunu dile getiriyoruz. Yatırım yoluyla ihracatın artırılması buna çok güzel bir örnek teşkil ediyor aslında. Bu yatırımlar sayesinde bu ürünler, elektrik enerji sektöründeki ekipmanların ihracatında da önemli bir artış olduğunu görebiliriz. Dış ticaret rakamlarına baktığımızda 85. fasıl bu sektörde, bu sektörün ürünlerini toplayan bir fasıl. Buna baktığımızda yine biraz önceki gördüğümüz tabloyu burada da görebiliyoruz. Yani 2017 ve 2021 dönemi, Özbekistan'ın bu yeni döneminde ithalatın toplamda iki katına ve birçok üründe iki kattan fazla arttığını görebiliyoruz. Aynı biraz önceki tabloda söylediğim gibi burada da tüm tabloya yan tarafa koyduğum link ile ulaşılabilir. Burada da baktığımızda elektrik transformatörleri, 85-37'de yer alan elektrik panoları, masaları, kabinleri, 85-36'da yer alan elektrik devrelerinin anahtarlanmasına veya korunmasına elektrik teçhizatı, bağlantı teçhizatları daha doğrusu, röleler, sigortalar, prizler, soketler. Bu ürünleri görebiliriz. Yine jeneratörler var, 85-01. Burada da 2017'ye göre önemli bir artış olduğunu görebiliyoruz. Ülke bazında baktığımızda da yine aynı tablo, benzer tablo daha doğrusu ortaya çıkıyor. Ülkemiz yine 3. sırada yer alıyor. 95, yaklaşık 100 milyon dolarlık bir ithalatta. Türkiye'nin önünde Çin ve Rusya Federasyonu görüyoruz. Rusya Federasyonu ile olan fark çok fazla değil ama yine Çin ürünlerine olan talep biraz önce bahsettiğim bu düşük fiyatlı ürünler nedeniyle ön plana çıkıyor. Burada da aslında biraz önce söylediğim inşaat sektörüyle sektöründe bahsettiğim hususlar burası içinde geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Tabii burada hedef bölgeler olarak Taşkent tabii ki yine var ama biraz sonra da belki bahsedilecek ülkenin diğer kısımlarında yapılması planlanan enerji yatırımları, santral yatırımları, trafo merkezi yatırımları nedeniyle Navoi, Cizre, Karakalpakistan, Fergana, Harezm bölgelerinde de potansiyel olduğunu söyleyebiliriz. Fuar olarak yine Power Özbekistan ve Uz Enerji Expo fuarları önemli. Bu ürün satışını yapan firmalarımız pazara giriş anlamında
bu fuarlardan oldukça faydalanabilirler. Power Özbekistan hatta geçtiğimiz ay içerisinde oldu. Önemli bir katılım vardı yine Türkiye'den. Ve firmalarla yaptığımız görüşmede de birçok firma bundan fuar sonucundan memnun kaldığını iletti bize. Diğer hususlarda aslında benzer yine inşaat malzemeleriyle ilgili olarak. Bir de genel olarak hani pazarda dikkat edilmesi gereken hususlara değinmek istiyorum. Yani herkesin daha çok aklına gelebilecek konular o yüzden. Para ve sermayenin dolaşımında bir engel bulunmuyor ülkede. Uygulamada bazı sınırlamalar olabiliyor. Bu bazen Merkez Bankası'nın bankalara bu konuda şifahi olarak şeyleri olabiliyor. Bunun dışında para çıkışında yani döviz çıkışında bir mesnet varsa yani bir kar transferi ise bu resmi bir ithalat sözleşmesi ise bir mesnedi varsa döviz çıkışında bir sıkıntı yok ülkede bunu söyleyebiliriz. Özbekistan'la ilişki kurmak isteyen firmalarımızın elbette aslında her yerde olduğu gibi burada da bir sağlam bir piyasa araştırması yapması gerekiyor. Güvene dayalı işlem tesis edilmemesi gerekiyor. Muhatap firma birebir tanınmalı, mümkünse Özbekistan'a bizzat gelerek temas kurulmalı. Firma yerinde ziyaret edilmeli. Biraz önce de söylediğimiz gibi Özbekistan'da sürekli bulunmak ofis olarak veya personel olarak firmalarımızı daha fazla, daha avantajlı bir konuma sokuyor. Firma ile yapılacak sözleşmede mutlaka mücbir sebep, müeyyide, tahkim gibi konuları içermesi gerekiyor. Buna dikkat edilmesi lazım. Mümkün olduğunca riskler muhatap firma tarafından üstlenilmeli. Mümkünse %100 ön ödeme şeklinde, mümkün değilse bankacılık alternatifleri, bankacılık enstrümanlarının kullanılması önemli. Akreditif gibi, teminat mektubu gibi buna dikkat edilmesi lazım. Menşe şehadetnamesinin bulunması gerekiyor mal Özbekistan gümrüğüne geldiğinde. Aksi takdirde daha yüksek gümrük vergisi ödenebiliyor. Referans fiyat uygulamasından bahsettik. Bu bir risk teşkil edebiliyor. Dolayısıyla dış ticaret işlemi yapılmadan önce bu hususlarında bir check edilmesi, kontrol edilmesi önemli. Özbekistan'a ülkemiz vatandaşlarına 30 günlük vize muafiyeti uyguluyor Özbekistan. Burada dikkat edilmesi gereken husus sadece Özbekistan'a gelindiğinde 3 gün içerisinde ilgili idareye bunun bildiriminin yapılması bu elektronik ortamda da yapılabiliyor. Bir de en son olarak faydalı web sitelerini koydum. Burada GovU sitesi Özbekistan'ın tüm idari birimleri yani bakanlıkları, komiteleri, ajansları her türlü kurumun listesini, bağlantılarını görebileceğiniz bir site. InvestGovUz da yine Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanlığı altında faaliyet gösteren yatırım ajansı var. Onun yönettiği bir site. Burada da Özbekistan'la ilgili çok ayrıntılı, detaylı bilgiler bulunabiliyor. Özbekistan ekonomisi ve sektörleriyle alakalı veya işte vergi avantajları, yatırım avantajları bu hususlarda bütün bilgileri buradan temin edebilirsiniz. ChamberUz'da Özbekistan'ın Ticaret ve Sanayi Odası'nın web sitesi. CustomsUz'da Gümrük Komitesi'nin web sitesi. Burada da İngilizce olarak da gümrüklerle ilgili birçok konuyu bulabilirsiniz. En sonunda da müşavire danışın bakanlığımızın uyguladığı bir sistem. Belki birçok katılımcı firmamız da bunu kullanmıştır mutlaka. Buradan da bize ulaşıp Özbekistan'la ilgili detaylı bilgileri sorabilirsiniz. Özellikle ithalatçı, potansiyel ithalatçı firmaları ya da mevzuata ilişkin sorular gelebiliyor. Buradan da cevaplıyoruz. Benim sunumum bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Programımıza göre şimdi eğer kendisi de müsaitse şu an tabii görün ben bu paylaşımı durdurayım. DEİK Türkiye Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özgür Onur Özgüven kendisinin de burada Özgüven Mimarlık olarak firması var ve yaklaşık 5 yıldır faaliyet gösteriyor. Uygunsa kendisine sözü devretmek istiyorum. Buyurun Özgür Bey. Evet, çok teşekkür ederiz Sayın Müşavirim verdiğiniz değerli bilgiler için. Değerli katılımcılar, hoş geldiniz diyorum. Değerli konuşmacılar, size de hoş geldiniz diyorum. Şimdi
Sizin de bahsettiğiniz gibi biz firma olarak da 2015 yılın, özür dilerim, 2017 yılından beri burada faaliyet gösteriyoruz. Yaklaşık 5 yıl oldu. Buraya ilk gelen firmalardan birisi olduğumuz için buradaki gelişime de yakın tabii ki şahit olduk. Bizim sektörümüz bazında değerlendirirsek inşaat sektörü 2017'den önce daha çok eski teknolojiyle yürüyen yığma yapılardan oluşan binalardan teşkil ediliyordu, uygulanıyordu. Fakat 2017'den sonra uluslararası yönetmelikleri de biraz daha dahil edip bildiğimiz betonarme inşaata dönmeye başladı. Tünel kalıp uygulamalarına dönmeye başladı. 2017 yılında yine Türk sermayeli inşaat firması çok azken 2020 ve 2021 yılında en çok kurulan Türk sermayeli firma Türk firmaları oldu. Ve yaklaşık 2000'e yakın 2000'den aştı hatta bu yılda değerlendirecek olursak 2000'den fazla Türk firması burada faaliyet göstermeye başladı. Tabii her zaman söylediğimiz hani dil yakın, din yakın, işte geçmiş bir. Bu yüzden gerçekten Türk firmalarına karşı çok olumlu ve pozitif bakıyorlar. Yani tercih edilmesi gerekiyorsa, fiyat olarak da uygunsak eğer, kesinlikle Türk firmaları her zaman için tercih ediliyor. Bu her sektör için böyle. Biraz da inşaattan bahsedelim. Şimdi geçtiğimiz yıl yapılan seçimde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tekrar seçildi. Ondan sonra 2026'ya kadar bir vizyon açıkladı. Burada en önemlilerden birisi yıllık 80 bin konut ihtiyacından bahsetti ve bunun her yıl %25 arttığını, yani yaklaşık 5 yıllık projeksiyonda 660 bin konut artı tabii sosyal donatılarıyla birlikte. Bu da ciddi bir hacim demek, yani ciddi bir inşaat hacmi demek. Yine Sayın Müşavirimizin bahsettiği Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde yüksek düzeyli stratejik komisyon toplantısında alınan kararlar var. Yaklaşık 9 tane karar alındı. Bu Cumhurbaşkanlığı sitesinde de yayınlandı. Gerekiyorsa sonrasında paylaşabiliriz bunu. Sektörel olarak dahil olan tek sektör inşaat sektörü oldu. İnşaat alanında dayanışma. Bununla ilgili de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Özbekistan İnşaat Bakanlığı'yla çalışmalara başladı. Bu aslında öncesinde olduğu gibi sonrasında da inşaat sektörünü Türk firmalarının domine edeceğini gösteriyor aslında. Aynı zamanda tabii bu inşaat malzemelerini de etkileyen bir durum. Aynı zamanda tabii Özbekistan'ın bu 2022 ve 2026 vizyonunda çok önemli bir gelişme daha var. 2018 yılında kurulan PPP ajansı var. Yani yapı işletme devlet ajansı. Bu yaklaşık 3-4 yıllık süreçte bütün çalışmalarını bitirip IFC, ADB, EBRD gibi dünyanın önde gelen finans kuruluşlarıyla birlikte fizibilite çalışmalarını bitirip 2026'ya kadar 14 milyar dolarlık bir yap işlet devlet projelerine başladılar. Bunun içinde tabii otoyollar, sağlık tesisleri, üniversiteler, okullar, yurtlar, enerji tesisleri, güneş olsun, rüzgar olsun, işte doğalgaz çevrim santralleri olsun. Bunlarla ilgili ciddi çalışmalar yapıyorlar. İhalelere de başladılar. Türk firmaları da çok ciddi buna ilgi gösteriyor. Hatta geçtiğimiz ayın 20'sinde, 20 Mayıs'ta
büyük bir toplantı organize ettiler. Yine Türk firmalarının dahil olduğu ve çok olumlu geçen bir toplantıydı. Genel olarak anlatacaklarım bu kadar. Özbekistan inşaat firmaları için dünyada tabii çok önemli işler yapıyoruz inşaat firmaları olarak. Çok önemli bir pazar. Bu pazarda yer almanın en büyük şartı Abdullah Bey'in çok sık tekrar ettiği burada yer almak, burada bir tabela olması aslında. Uzaktan gerçekten burada iş yapmak çok kolay değil. Yine burada gerek malzeme satmak, gerek yatırım yapmak isteyen bütün firmalara söylediğimiz, bahsettiğimiz ve önerdiğimiz burada yer almaları. Bayileşme şeklinde de olabilir tabii ki. Ama burada yer almak esas. Çok fazla vaktinizi almayacağım. Gerekiyorsa sonrasında soru cevap kısmında sorularınızı alırız. Çok teşekkür ediyorum. Özgür Bey çok teşekkür ederiz. Belirttiğiniz hususların içerisinde iki tanesi çok önemli bence. Bu inşaat tekniğinin gelişmesi bu bizim firmalarımıza biraz daha alan açıyor. Bir de bu sektörde alınan yasal düzenlemeler. Bunlar da sektörün önünü çok açan hususlar. Burada sadece biraz daha belki bu hızı arttıracak bankacılık sisteminin gelişmesi belki de eksik olan ayak. Burada da önümüzdeki dönemde inşallah önemli gelişmeler olacağını düşünüyoruz. Tabii zaten şu anda bu konut piyasasının özellikle ilerlemeyişinin tek sebebi bu. Bahsettiğiniz için kısaca bilgi vermek istiyorum. Tabii. Burada projeden satış mümkün ama projeden kredilendirmek mümkün değil. Aynı zamanda hani sadece proje bittikten sonra da istediğiniz daireyi yine satın alamıyorsunuz. Çünkü banka ipotek koyduğu için boşta bir eviniz varsa onu verip ondan sonra kredi kullanabiliyorsunuz. Ki hani tek evinizi banka ödeyemediğiniz durumda almasın diye. Halkı koruyan bir sistem ama tabii sektörlerin önünü tıkayan bir sistem. Bahsettiğiniz sosyal konutlar için 20 yıllık devlet desteği var. Peşinat desteği veriyorlar. Aynı zamanda 20 yıla bölüyorlar ama bu sadece sosyal konut için bölgeleri tanımlanan konut sayısı kadar. Bunun da gelişeceğini düşünüyoruz inşallah ilerleyen dönemde. Aynı zamanda bir şey daha söyleyeceğim. Bu satışta inşaat malzemeleriyle alakalı olarak Exim Bank'ın ciddi destekleri var. Buraya tanımlamış olduğu krediler de var. Yaklaşık 400 milyon dolarlık bir buradaki firmaların kullanımına ayırdığı bir bütçe var. Türk Bankası olan Ziraat Bankası da bunu kullandırabiliyor buradan. Bilgi olarak söylüyorum. Teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Exim Bank'ın dediğiniz gibi 450 milyon dolar civarında bir buraya açmış olduğu kredi var. Burada tabii faiz olarak kullandırdığı faiz belki diğer ülkelerin faizlerine göre biraz daha yüksek kalabiliyor. Ama yine de önemli bir enstrüman. Bunun da kullanılmasını öneriyoruz. Evet. Çok teşekkürler. Dilerseniz şimdi İdmib'den Burak Bey'e ben söz vermek istiyorum. Kendisinin de bir sunumu olacak. Buyurun Burak Bey. Sayın Ticaret Eşemiz, Sayın Bakanlık temsilcilerimiz, değerli konuşmacılar ve büyük ihracat ailemizin çok kıymetli firma temsilcileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ülkemiz için önemli bir ülkeyi konuştuğumuz webinarımızın da hayırlı olmasını diliyorum. Kısaca kendimi tanıtayım. Adım Burak Özelci. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metal İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyesiyim. Bu webinara da bünyemizde bulunan yapı malzeme sektörünü temsilen katılıyorum. Sunuma başlamadan önce de Birlik Başkanımız Sayın Çetin Tecderioğlu Bey'in selamlarını sizlere iletmek istiyorum. Yapı malzeme sektörümüz hem kaliteli ürünü
hem rekabet açısından dünyada çok büyük bir öneme sahip olduğu kadar ülkemizde de sürekli cari fazla vermesiyle de stratejik bir öneme sahiptir. Sunumumuzda yapı malzeme sektörümüzün dünyadaki payından ve Özbekistan'daki payından biraz bahsedeceğim. Paylaşımı yapıyorum. Türk yapı malzeme sektörü 2021 verilerine göre yaklaşık olarak 33 milyar dolarlık bir ihracat potansiyeliyle dünyada 7. sırada. Pandemiden önce 10. sırada olan ülkemiz pandemiyle beraber ciddi bir ivme kazanarak bu sene 7. sıraya geçmiştir. Aynı şekilde Avrupa'daki sıralamamız da 4. sıradadır. Burada Polonya ile çok yakın konumdayız. Bu yılki hedefimiz bir sıra ilerleyerek dünyada 6., Avrupa'da 3. sıraya geçmek. Bu grafikten gördüğünüz gibi de sürekli cari fazla veren yapı malzeme sektörümüz 2021 yılında rekor kırarak 20.5 milyar dolarlık cari fazla vermiştir. Bu tabloda da yapı malzeme sektörümüzün kollarından mermer ve travertenin, inşaat demirinin, radyatör ve havlu ısıtıcısının dünyada bir numara olduğunu, çimento ve çelik profil ihracatında iki numara olduğumuzu, doğal taş ihracatında da 3 numara olduğumuzu görüyoruz. Avrupa'da ise split kremada, esnek hava kanalları ve havalandırma üretisinde dönüş çelik ve boru üretiminde 1. sıradayız. İşlenmiş çelik ve doğal taşta 2. sırada, seramik tesisat malzemelerinde de 3. sıradayız. Sayın müşavirimizin de bahsettiği gibi Türkiye Özbekistan ithalatından yaklaşık olarak %15'lik bir pay alıyor. Bu da 3. sırada. 363 2021 verilerine göre 363 milyon dolarla 3. sıradayız. Burada Özbekistan'ın ülkemize yaptığı sektör ithalatı ve bizim de Özbekistan'a yaptığımız ihracatımızın getip numaralarına göre payları var. Sayın müşavirimiz bunlardan bahsetti. Burayı hızlıca geçiyorum. Geçmiş yıllarda Özbekistan'a düzenlediğimiz etkinliklerden biraz bahsetmek istiyorum. Pandemiden hemen önce 2020'nin Şubat ayında Özbekistan'da Uzbuyul Fuarı'na katıldık birlik olarak. Burada 217 katılımcıyla 223 tane iş görüşmesi gerçekleştirdik. Yine pandemiyle beraber aynı yıl içerisinde Özbekistan ve Kazakistan'a sanal ticaret heyeti düzenledik bir 10 günlük. Burada yapı malzemeleri, mutfak, döküm, kaynak ve hırdavat sektörünün içinde olan 65 tane yerel firmayla toplam 330 tane iş görüşmesi gerçekleştirildi. Evet, kısaca sunumumuz bu kadar. Ben biraz da Özbekistan'da benim kendi şahsi tecrübelerimden bahsetmek istiyorum. Özgür Bey'in de Sayın Ateşemiz'in de söylediği gibi 2017 yılında başlayan bir ivmeyle özellikle yapı malzeme sektörü ciddi hız kazanmıştır Özbekistan'da. Bizim de Özbekistan'la tanışmamız 2018 yılında Taşkent City projesiyle oldu. Birçok yapı malzeme sektörü firmamız da aşağı yukarı bu projeyle Özbekistan adını duydular, Taşkent'in adını duydular. Ben yaklaşık olarak 3 sefer Özbekistan'a seyahatim oldu. Toplamda 30 günlük bir sürede kalma şansım oldu. Yani burada ilk geldiğim anda genç nüfusun popülasyonun oldukça yüksek olması ve ticaret ateşimizin de belirttiği gibi dış ticaret borcunun oldukça düşük olması ve rezervlerin o zamanlar söylenen şey yaklaşık 2 yıllık ihracatı karşılayacak şekilde rezervlerinin olmasıydı. Belki bu biraz düşmüştür. O zamanlar öyleydi. Bu da bir ülkenin yatırım yapması anlamına geliyor. Devlet de bu yönde irade gösterdi. Hem altyapı hem üst yapı anlamında ciddi yatırımlar oldu. Taşkent City de bu yatırımların en önemlilerinden bir tanesiydi.
Burada Taşkent City'de müşavirlik firmasını bizim Türk firmaları yaptı. Artı sahadaki uygulamalarında da genelde Türk firmaları oldu. Haliyle de buradaki satın alma süreçleri de bizim buradaki süreçler gibi devam etti. Yani karşılaştırmalar vesaireler bana göre orada çok doğru yapıldı. Doğru firmalar doğru işler aldı. Yani biz firma olarak yaklaşık Taşkent City'ye 4. teklifimizde bir iş alabildik. Yani bu demek oluyor ki Taşkent'te biraz ısrarcı olmak gerekiyor. Özgür Bey'in dediği gibi yani firmaları yerinde ziyaret etmek gerekiyor. İşte kültür ve dil yakınlığından dolayı beşeriyete önem veriliyor. Bize yakınlar. O anlamda iş yapacağımız firmaları yerinde ziyaret etmek, firmanın potansiyelini orada görmek, ülkeyi orada görmek çok faydalı. Tabii ki biraz da sanayi anlamında da kendi sanayilerini yapmayı düşünüyorlar. Bu anlamda da biraz altyapı ve know-how eksikliğinden dolayı özellikle Türk firmalarıyla partnerlik yapmayı istiyorlar. Bu anlamda bu ülkeye yatırım yapmayı düşünürken, bu ülkede ticaret yapmayı düşünürken bu nokta çok önemli. Bunu göz ardı etmememiz lazım. Yani benden önceki konuşmacıların dediği gibi orada yerel olmak çok faydalı. Biz de bunu çok sıklıkla görüyoruz. Sayın müşavirimiz bahsetti. Benim de aynı noktalara ben de biraz değinmek istiyorum. Burada aşağı yukarı her siparişte bir sözleşme yapılıyor. Yani sözleşmede Rusçaydı benim hatırladığım kadarıyla. Oradaki nüanslara çok dikkat etmek gerekiyor. Bunu gerekirse bir hukuk nezdinde incelemek gerekiyor. Ya benim şahsi tavsiyem burada nakliye ve özellikle gümrük konularında çok fazla sorumluluk almamak gerekiyor. Bu sorumluluğu alıcı tarafına bırakmak gerekiyor. Menşe şehadetnamesi önemli. Menşe şehadetnamesi olmadığı zaman vergi artıyor. Yani genel olarak özetlemek gerekirse Özbekistan'da Türkiye'ye karşı ciddi bir teveccüh var. Artan bir yatırım potansiyeli var. Bizim de ihracat verilerimizden de bu gözüküyor. Yani bize de karşı bir teveccüh olduğundan dolayı önümüzdeki yıllarda Çin ve Rusya ile olan ihracat farkını ciddi anlamda kapatacağımızı düşünüyorum. Yani bu anlamda hepimize çok büyük sorumluluklar düşüyor. Yani buraya iyi ürünü, kaliteli ürünü, kaliteli hizmeti vermek zorundayız. Tabii bunları yaparken de herkes kendi ticaret şartlarını oluşturmak zorunda. Ama işin özünde ülkede birebir bulunmak en büyük artı. Benim de kısaca söyleyeceklerim böyle. Müşavirim teşekkür ediyorum. Burak Bey çok teşekkür ediyorum. Hem ülkemiz için çok önemli bir sektör olan yapı malzemeleri sektörünün dünyadaki konumunu bize çok net gösterdiğiniz için hem de Özbekistan piyasasındaki kendi tecrübelerinizi aktardığınız için değerli tecrübelerinizi çok teşekkür ediyorum. Dilerseniz şimdi de Çeliker İnşaat Firması sahibi Emrah Bey, o da burada önemli tecrübelere sahip, özellikle inşaat malzemeleri alanında. Kendisine söz vermek istiyorum. Buyurun Emrah Bey. Öncelikle merhaba, Emrah Çeliker. Tüm katılımcılara saygılar, selamlar. Biz yaklaşık 12 yıldır bu coğrafyadayız. Son 6-7 yıldır da Özbekistan'dayız. Değerli ticaret ateşemiz Abdullah Bey genel itibariyle tüm konulardan bahsetti. Özgür Bey de yine aynı şekilde genel itibariyle inşaat ve yapı malzemelerinde son 3-4 yılda teknolojiyi daha çok ön plana çıkarttığını anlattı. Biz hem inşaat tabi tarafındayız hem de Türkiye'de ürün getirip pazara satıyoruz birebir. Yaklaşık 2018-2019'dan sonra Türk ürünleri pahalı olmasında bir kenara bırakarak Çin ürünlerinin, Rus ürünlerinin çok ciddi önüne geçti. Özellikle de inşaat malzemelerinin teknolojiyle birlikte kullanılması. Evet. Genel itibariyle zaten bahsettiniz Abdullah Bey. Eğer isterseniz sorunuz varsa oradan devam edelim. Fazla da anlatılacak bir şey kalmadı. Çok teşekkürler Emrah Bey. Dediğiniz gibi aslında inşaat malzemeleri sadece ürün bazında değil, bunu kullanmak
ve iyi bir şekilde kullanmak, iyi bir hizmet üretmek de çok önemli. Orada da bizim firmalarımız ön plana çıkabiliyor. Sizin firmanız da bunlardan birisi ve önemli, güzel işler yapıyor Özbekistan pazarında. Yine belki sorulardan sizinle ilgili bir şey olursa, cevap vermek istediğiniz bir husus olursa oradan yine devam edebiliriz. Yine bir artımız daha var, şunu da bahsedeyim. Bizim dünyada inşaat sektöründe bizi ön plana çıkartan başka bir şey var. Bizim mimarlık, mühendislik, yapı aşaması ve malzeme olarak biz birbirimizi tamamlıyoruz. Doğru. Onun için burada Türk proje yönetim firmaları, Türk müteahhitler olduğu sürece bu coğrafyada, özellikle Özbekistan'da bizim inşaat malzemelerimiz sürekli kullanılacaktır. Sürekli buna talep gelecektir. Biz çok ortada bir yerdeyiz. Yani Avrupa standartındayız ama Avrupa'dan ucuzuz. Kalitemiz var, garantisi var. Çin'de kalite yok, garanti yok. Onun için bizden bizi pazarda bu çok popüler yapıyor. Evet, dediğiniz gibi bir ekosistem olarak da düşünebiliriz. O ekosistemi tamamlayabildiğimiz için, böyle bir gücümüz, avantajımız olduğu için bu da yine bizi ön plana çıkaran hususlardan birisi. Çok teşekkür ediyorum. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa diğer konuşmacımıza geçebiliriz. Diğer konuşmacımız da enerji sektöründe Özbekistan'da faaliyet gösteren AS System firması. Bu firma Enerji Bakanlığı'na danışmanlık da yapıyor. Orada mühendislik müdürü olarak çalışan Cüneyt Bey kendi deneyimlerini bir sunum eşliğinde aktaracak. Kendisine sözü vermek istiyorum. Buyurun Cüneyt Bey. Çok teşekkürler öncelikle olarak Abdullah Bey. Herkese merhabalar. Bu sunumdaki herkese teşekkür ediyorum öncelikle olarak. Ben ismim Cüneyt Koç. UZA Sistem firmasında mühendislik müdürü olarak çalışıyorum. İlk olarak firma hakkında genel bir bilgi vereceğim. Sonrasında Özbekistan'daki enerji yatırımları hakkında bahsedeceğim. Sorular olursa her zaman söyleyebilirsiniz. UZA Sistem olarak UZA Sistem AS System firması Fransız ve Özbek Enerji Bakanlığı'nın ortak kurduğu 2019 yılında kurulan bir firma. Uzmanlık alanı AS System firması aslında nükleer konusunda dünyadaki en büyük ikinci nükleer tasarım firması. Dünyada globalde 2800'den fazla mühendisi çalıştıran, 500 tane mühendisi endüstriyel proje sistemlerinde çalıştıran büyük ölçekli bir Fransız menşeli bir firma. Genel ilgi alanı nükleer olmasına rağmen karbondan arındırılmış enerji sistemlerinde mühendislik çalışmalarında dünyadaki lider firmalardan birisi. Ve Özbekistan'daki kurulan UZA Sistem firması da bu doğrultuda kurulmuş ve bu alanda Özbekistan'a uluslararası yatırımları getirebilmek, uluslararası mühendislik hizmeti sunabilmek için kurulan Enerji Bakanlığı ile ortak bir firma. Bu firmanın %51'i AS Sistem'e ait, %49'u Özbekistan Enerji Bakanlığı'na ait. Ve burada yapılan hizmetler olarak, hizmetlere geçecek olursam, AS Sistem firmasının verdiği hizmetler, genel olarak tasarım mühendisi hizmeti veriyoruz. Burada trafo merkezi, iletim hatları tasarımları, bunların konsept tasarımları, yapılacak endüstriyel projelerin elektriksel veya proses tasarımları. Burada yaptığımız diğer işlerden birisi, mesela Türkiye'de yapılmış bizim şebeke modelimiz var. Özbekistan'da bu şeyler Abdullah Bey'in de bahsettiği gibi 2017 yılından sonra açılmasından dolayı temel olarak tüm sistemler yaklaşık 40-50 yıllık Rus sistemine ait ve tüm sistemlerin yenilenmesi gerekiyor. Bu trafo merkezlerinde kullanılan yağlı tip kesicilerden tutun tüm ekipmanların kademeli olarak değiştirmesiyle ilgili bir modernizasyon çalışması yürütüyorlar. Bundan dolayı da bizim firmamız bu alandaki tüm hizmetleri sağlıyor. Sağ karakterizasyon ekibimiz var. Aslında Türkiye'deki Asistem Emmi firmasının mühendislik deneyimini kullanıp Özbekistan'da da bununla beraber devam ediliyor. Özbekistan'da diğer bir husus, yapılan projelerin adaptasyonu diye bir kavram var. Türkiye'de veya dünyanın neresinde yapılırsa yapılsın, Özbekistan'da yapılacak bir projenin yapan firmanın lokalde lisansları olması lazım ki bunun adaptasyonunun yapılması gerekiyor.
Misal Türkiye'de bir proje yaptırdınız. Bu bina projesi olabilir, endüstriyel tesis projesi olabilir. Bunu Özbek otoriteleri direkt kabul etmiyor. Bunların belli bir lisansı olan yerel bir firma tarafından adapte edilmesi gerekiyor. Bu normlarda IEC normları 524 tane IEC normu Ocak 2022 itibariyle ülkede kabul edildi ve bu şekilde çalışmalar IEC onaylı kabul ediliyor ama yine de bir lokal firmanın mutlaka adaptasyonunu yapması gerekiyor. Bunlar bizim verdiğimiz tüm hizmetler, proje yönetimi, mühendislik danışmanlığı, tasarım mühendisliği. Genel alanlarımız şebeke bağlantı analizleri, Great Impact Study dediğimiz Dix Island'da yapılan ve yapılacak tüm tesislerin, bu güneş olabilir, rüzgar olabilir, combined cycle power plant olabilir, bu tüm yapılacak santrallerin şebeke bağlantı analizlerinin yapılması. Aynı zamanda trafo merkezi modernizasyonu, trafo merkezleri Özbekistan'da şu an devam eden hali hazırda 22 tane modernizasyon çalışması var. Ve ileride de yaklaşık 46 tane için EPC kontrat yapılması düşünülüyor. Bunların haricinde de altyapının eski olması ve güncellenme gereksiniminden dolayı bununla ilgili büyük bir yatırım felsefeleri var. Ve bunu yapıp güvenilirliği artırmaya çalışıyorlar. 25 Ocak'ta Özbekistan'da bir 10 saatlik enerji kesintisi oldu. 500 kilovolt hatlardan birinde kısa devreden kaynaklı problem yaşandı ve tüm ülke domino etkisiyle gitti. Yaklaşık geri toplanması 10 saat sürdü. Bundan dolayı da yatırım kararlarını özellikle iletim ve trafo merkezlerinde çok daha fazla yoğunlaştırdılar ve bunun üzerine çalışıyorlar. Bunlar bizim referanslarımız, hangi firmalarla çalışıyoruz, hem uluslararası firmalarla hem de Abdullah Bey'in bahsettiği burada iş yapan Aksa, Odaş, Cengiz, Türk firmalarıyla, Türk firmalarının tüm yaptığı projelerle, aynı zamanda devlet otoriteleri de işte buranın TEİAŞ'ı olan Özbekistan Milli Elektrik Tarmaklarına, onun alt entitilerinin hepsine iş yapıyoruz. Özellikle onlara yaptığımız projeler daha çok şehrin modernizasyonuyla ilgili, altyapının modernizasyonunda ilk kademelerin ne olması gerektiği, ile ilgili iletim hatları olsun, trafo merkezleri olsun bu tarz çalışmaları yürütüyoruz. Bu aslında burayı özellikle koydum. Şerzot Bey buranın Enerji Bakan Yardımcısı. 12 Mayıs'ta bir açıklama yaptı. Bu ringinin, Özbekistan'ın altyapı ringinin 500 kilovolt özellikle güncellenmesiyle yani güvenliğini artırması için en az 3 milyar dolar yatırım yapmayı şu anda öngörüyorlar. Bunların bazıları EBRD destekli, bazıları EDB destekli, bazıları kendi finanse ettiği projeler var. Ama Özbekistan'ın güvenini arttırması ve Orta Asya'daki merkez ülke konumunda olması, Central Asia'daki ve tüm ülkelerin Özbekistan'ın üzerinden dönmesi, bu 25 Ocak'taki kesinti mesela Kazakistan'da da Kazakistan'ın özellikle güney kısmında büyük bir kesintiye neden oldu. Kırgızistan'daki kesintiye neden oldu. Bunlar beraber birlikte interconnected olarak çalışıyorlar. Sadece bunlardan ayrı olan Türkmenistan var. Türkmenistan kendi başına çalışıyor. Ama bu diğer işte Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan birlikte bir interconnected şebeke halinde çalışıyorlar. Bundan dolayı da bu ülkelerin hepsinde hissedildi. Ve bundan sonra da aslında yatırımlarını ringinin güvenilirliğini artırmak için daha çok 500 kilovolt altyapı ve onların iletim hatlarıyla ilgili güncellediler. Örnek verecek olursak ben buraya sadece 500 kilovolt altyapı projelerini koydum. Ama biz firma olarak buradaki güneş santralleri, rüzgar santralleri, combined cycle power plantler, tüm bu tarz müşterilere hizmet ediyoruz. Ama ben burada katılımcıların ilgisini çekeceğini düşündüğüm için yapılması planlanan büyük trafo merkezlerini özellikle koydum. Muruntau mesela ihalesi daha dün açıklandı. Türk firmaları da katıldı. İşte Metro Elektrik, Kontrolmatik, Best Trafo. Mesela bu ihalede bir Çinli firma kazandı ihaleyi ve rakamları çok düşüktü bizim firmalarımızın verdiği rakamlara göre. Ama çok fazla proje var. Çok fazla yatırım yapılması gerekiyor. Güvenilirliğin artırılması için sistemde 500 kilovolt altyapılarını güçlendirmeleri gerektiğinin farkındalar. Biz bununla ilgili ülkede tüm Dix Island modelini oluşturduk ve onlara yapılması gereken planlama altyapısı ile ilgili öngörüleri paylaştık. Onlar da bu ışıkta gerekli fonlarla bunu hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorlar. Sizlerin de bahsettiği gibi, ben de önceki sunum yapan kişilerin de bahsettiği gibi, Türk olmak ve Türk firmalarına güven daha fazla çünkü
Gerek tarihi doku, gerek de insanların birbiriyle paylaşımlarından dolayı Türkiye'nin her bir Özbek'in Türkiye'de mutlaka bir tanıdığı ve onların daha bir Türkiye'ye bir güven ortamı var. Açıkça söylemek gerekirse bir Avrupalıdansa bir Türkiye'ye daha fazla güvenildiği nadir ülkelerden birisi diye söyleyebilirim. Ve burada Türklerle beraber yürümeyi çok her projede onları desteklemeye de çalışıyorlar ve onlarla da çalışmak istiyorlar. Bu anlamda Türk firmaları için bir avantajlı bir durum söz konusu. Ve çok fazla aslında 500 kilovolt iletim hattı da var. Yaklaşık 3 milyar dolarlık proje bunlar. Bunun haricinde yeni yapılacak büyük ölçekli combined cycle power plant projeleri var. Bunların hepsi genelde uluslararası yatırımcıların kendi finanse ettiği projeler ve devlet alım garantili, elektrik alım garantili projeler. Mesela güneşle ilgili bir soru vardı. Burada Masdar Arap Masdar firması benim bildiğim kadarıyla en düşük euro senti verip belki tarihteki en düşük euro senti verip burada güneş santrali projelerini satın aldı, ihalesini kazandı. Ve şunu söyleyebilirim, buradaki güneş verimliliği çoğu coğrafyadakine göre bayağı yüksek. O yüzden de güneş santral projeleri 7 gigawatt 2030 yılında planlanan güneş ve rüzgar santrali projeleri var. Güneş ve rüzgar şu an onlar için kritik yolda ve onunla devam etmek de istiyorlar. Karbon etkisini azaltmak için. O yüzden Özbekistan 2030 planında 30 gigawatt kurulu gücü geçmeyi hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda işte Türk firmaların gerek demobilize ettiği projelerle veya onlarla yeni projeler yaparak ama bahsettiğim gibi çok kısa sürede hızlı yol kat etmeleri gerekiyor. Türkleri güvenlikleri bir noktada aslında şunu söyleyebilirim. Türklerin hızlı çalışması, çalışkan olması ve projeleri mesela Cengiz'in veya Aksa'nın veya Odaş'ın bir sene içinde Türkiye'den bir santrali söküp buraya getirip monte edip enerjiyi basabilecek hale getirmesi onlarda daha da bir güven algısı yarattı. O yüzden de enerji sektöründe Türklere olan güven biraz daha fazla diyebilirim. Diğer sektörleri çok bilmediğim için sadece enerji sektörüyle ilgili söylüyorum. Ama genel itibariyle ülkedeki durum bu. Sorunuz olursa memnuniyetle yanıtlamaya çalışırım. Cüneyt Bey çok teşekkürler. Gerçekten bu sektörle ilgili çok kritik bilgiler ve değerli bilgiler verdiniz. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Belirttiğiniz husus aslında çok önemli. İş yapma şekli, yani bunu biraz önce inşaat sektöründe de aslında belirtebiliriz. Enerjide de böyle. Enerji hatta daha komplike, daha spesifik, daha zor bir alan. Ona rağmen bu bir yıl içerisinde bu yatırımların yapılıyor olması bizleri tabii ki ön plana çıkartıyor. Ama alternatif enerjide dediğiniz gibi yani toplam elektrik kurulu gücünün önemli bir kısmını alternatif enerjiden sağlamak istiyorlar. Buna çok agresif bir şekilde ilerliyorlar. Ama tabii burada da Arap sermayesi çok düşük fiyatta yani yatırımcı olarak bu sektörü daha doğrusu alternatif enerji sektörünü biraz kapatmış durumda desek yanlış söylemeyiz herhalde. O da tabii ki yine ürün satışı anlamında imkanımız var yani bu şansımız devam ediyor ama yatırımcı olma konusunda diğer geleneksel enerji alanlarına göre biraz daha zor bizim için zor oluyor onu söyleyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Sunumlarımız bitti. Tüm katılımcılarımız sunumlarını yaptılar. Çok teşekkür ediyorum. Sorulara bakalım isterseniz. Ne var? Sunum paylaşımı. O zaten cevap verildi sanırım. Güneşten elektrik üretim tesisleri kuruyoruz. Bunu zaten belirttik. Güneş enerjisiyle ilgili güneşten verimlilik oranlarını tabii tam net rakam olarak ben bilemiyorum. Bilmiyorum belki Cüneyt Bey sizin bilginiz var mı ama yatırım yapmaya müsait olduğunu en azından söyleyebiliriz herhalde. Rakamları toplantıdan sonra paylaşırım. Bizde Suntrace gibi danışmanlık firmaları üzerinden genelde biz onlarla beraber de çalışıyoruz. Onların genelde yaptığı çalışmalar üzerine biz şebeke ile elektrik kısmı ile ilgili analizlerde destek alıyoruz. Ama genel bir verimlilik oranı var. Kendileriyle paylaşırım toplantı sonrasında. Tamam, çok teşekkürler. TSE belgelerin kalkmasından sonra belge olarak hangi belgeyi tercih etmektedirler? Yani burada kendi idareleri var, US standart.
Özbekistan'ın bir kurumu bu standarttan temin edilmesi gerekiyor. Burada tabii kendi kapasitelerinin yetmemesi durumu olabiliyor. Yani TSE bundan çok daha komplike bir yapı ve çok daha Özbekistan laboratuvarlarının sağlayamayacağı bilgileri sağlayabiliyor ve güvenilir bir belge. Burada aslında biraz irrasyonel bir durum yapıyorlar maalesef. Kendi ayaklarınız yani kendilerini zora sokan bir durum bu. Burada da inşallah bunun değişeceğini öngörüyoruz ama bu standart kurumun şeyleri belgesi gerekiyor. Güvenlik ticaretinin sağlanması için denetleme ve gözetleme kuruluşlarına herhangi bir destek bulunmakta mıdır? Yani güvenli ticaretin sağlanması için denetleme, gözetleme kuruluşlarından kastınız nedir bilmiyorum ama hani bunun için avukatlar aracılığıyla ya da uluslararası hukuk firmaları aracılığıyla şey yapılabilir, ticaret sağlanabilir. Onunla ilgili bilgileri de bize iletirseniz sorularınızı biz yönlendirme yapabiliriz. Özbekistan'dan ithalatta ithalat öncesi gümrük işlemleri yapılmadan ilgili ürünün %100'ü ödenmesinin yapılması şeklinde sıkı bir kambiyo mevzuatı mevcut mudur? Yani burada böyle bir zorunluluk vardır diyemeyiz ama Türkiye'nin Özbekistan'dan yaptığı ithalatın çoğunluğu ham madde niteliğindeki ürünler ve belli bunu tedarik eden firmalar da belli başlı firmalar, büyük devlet firmaları gibi. Dolayısıyla biraz da tüm dünyada bu emtialarda bir sıkışma bir şey olduğu için bu firmalar kendilerini daha garantiye alacak şekilde işlem yapmak istiyorlar ve karşı tarafı biraz buna zorluyorlar. Yani biraz da buna mecbur bırakıyorlar. Bundan kaynaklı bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Keleş Vinç firması üretmekteyiz. Abdullah Bey bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Konuşma dili ve sözleşme dili nasıl? Yani ilk kez gelecek bir firma orada nasıl anlaşacak fuarlarda? İngilizce dilinde anlaşılabiliyor mu? İngilizce yayın kullanılabiliyor mu? Ya şöyle söyleyebiliriz. İsminiz pardon Mikail Bey. Mikail Altıbulaç. Yani İngilizce çok yaygın değil onu söyleyebiliriz. Gitgide artan bir ivme var hani İngilizce konuşmaya yönelik ama özellikle Özbekçe ve Rusça. Yani Özbekçe de yaygın olarak kullanılıyor. Yani kendi ana dili. Yani bu Kazakistan'da ve Kırgızistan'da Rusça'nın çok daha ağırlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Ama Özbekistan'da hem Özbekçe'nin hem Rusça'nın ortak bir ağırlığı olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla konuşma dili bu. Sözleşmelerde genellikle bir sözleşmede bir kısmı Rusça, bir tarafı Özbekçe şeklinde yapılabiliyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İlaç sektöründe faaliyet hafta. Randevu talebi için bizim e-posta adresimiz var. Buraya ben yazayım. Oraya eğer iletirseniz oradan cevaplayabiliriz. Bir sorum daha var. Çok özür diliyorum. Aynı benzer bir şekilde. İhtisas fuarları konusunda karmaşık mıdır? Mesela demir çelik sektöründeki bir firma inşaat sektöründeki bir fuara mı katılıyor yoksa demir çelik ve metalurji, metal sanayi, makine sanayinin ayrı ayrı ihtisas fuarı var mıdır? Yani ihtisas fuarları özellikle o dediğiniz alanda IEG yani International Expo Group Özbek fuar firmasının yaptığı şeyler var. Metalurji, madencilik alanında özellikle. Bunlar birkaç fuar birlikte yapılıyor. Oraya katılım sağlanabilir. Yani o açıdan orası mantıklı. Ama diğer tarafın TESA firmasının yaptığı Uzbuit şeyine de fuarına da katılabilir. Orası geniş kapsamlı oluyor. O şekilde yapabilirsiniz. Firma bilgileri gönderilmiş sanırım bazıları. Yani bu firmanız ithalatçı bilgisi içinse hani bize müşavire danışın
sisteminden ulaşabilirsiniz. Getip bazında HS kodlarını iletirseniz potansiyel ithalatçı firmalarını size iletebiliriz. Özbekistan devam etmekte altyapı projeleri özelinde bir soru yönetmek istemekteyim diyor ama soruyu göremedim. Doğrudan müşterilere dediğimiz gibi yani biz hem firma bilgilerine ne ulaşabileceğiniz linkleri size yönlendirebiliriz. Hem de Getip bazında bilgileri, ithalatçı bilgilerini size iletebiliriz. O şekilde ulaşabilirsiniz. Fuar şeyi. Evet yine firma bilgileri var. Yani müşteri bulma konusunda firma olarak orada bulunmak veya ziyaret, fuar dışında tavsiyeleriniz neler olur? Yani bunun dışında internet üzerinden tabii ki bir araştırma olur ama Özbekistan'da firmaların kurumsallığı hani çok iyi düzeyde değil maalesef. Yani kurumsal bir e-posta kullanımı bile çok fazla değil. Dolayısıyla hani o çok sağlıklı olmuyor. Diğer belirttiğimiz hususlar biraz daha sağlıklı bir yol oluyor ya da uzun vadeli. Aydınlatma sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Aydınlatma sektörü için Özbekistan'da neler yapabiliriz? Bilmiyorum yani bu konuda enerjiyle ilgili olarak mı yoksa aydınlatma ürünleri olarak soruyorsanız yine aynı şekilde potansiyel ithalatçı firma bilgilerini sizlere iletebiliriz. Yakın zamanda gerçekleştiren fuara katılamadık. Doğrudan mal alımı yapılıyor mu? Evet yapılıyor. Standartlara nasıl ulaşabiliriz? Burada dediğim gibi US standart kurumu var Özbekistan'ın. Buradan orada gerekli standartlar yer alıyor. Oradan görülebilir. Onun dışında benim kaçırdığım bir şey var mı bilmiyorum ama tarım makinesi. Mento ile ilgili bir soru vardı Abdullah Bey. Hangisi pardon? Çimento üretimi ile alakalı. Şöyle bir bilgi verebiliriz. 2017'de yaklaşık üretim 8 milyon tondu. Tüketim 14 milyon tondu. Şu anda sizin verdiğiniz bilgide de görüldüğü gibi üretim 16 milyon ton. Fakat tüketim iki katına yaklaştı. Şu anda ciddi bir çimento ihtiyacı var burada. Kazakistan'dan genelde temin ediliyor. Kazakistan ve Tacikistan'dan. Türkmenistan'la buraya satmak istiyor ama tabii Türkmenistan'la olan ticari ilişkiler her ülkenin sıkıntılı olduğu için orada da sıkıntı var. Çimento yatırımı için ideal bir yer. İdeal bir ülke. Genel olarak bunu böyle cevaplayabiliriz. Çok teşekkürler katkınız için. Tarım makineleri sektörü ile tavsiye ve önerileriniz olursa seviniriz. Tarım sektörü Özbekistan için çok stratejik, onu söyleyebiliriz. Yani çünkü tarım üretimi sayesinde hem bölgesel istihdama katkı sağlanıyor hem de önemli bir ihracat ürünü tarım ürünleri Özbekistan için döviz getirisi sağlıyor. Bu sebeple çiftçilere önemli destekler veriliyor. Bu destekler tabii daha çok uygun kredi kullanımı şeklinde oluyor. Bu sektörde, tarım sektöründe kullanılan ürünler için de yine bankalardan uygun kredi temin edebiliyor çiftçiler. Bu anlamda potansiyel yüksek. Zaten sunumda da gördüğünüz üzere en büyük ihracat kalemlerimizden birini teşkil ediyor. Özellikle sulama ekipmanları, tarım makinaları, onun dışında sera ekipmanları bu alanda önemli bir potansiyele sahibiz. Önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Getip kodları üzerinden gümrük vergilerini sizden temin edebiliyor muyuz? Burada sunumda koyduğum bir link var. O linke tıkladığınızda zaten HS kodları bazında gümrük vergilerini görebiliyorsunuz. Çimen onu evet siz şey yaptınız.
Evet. Herhalde genel olarak bu şekilde. Eklemek isteyen ya da atladığım bir husus varsa müdahale edebilirsiniz. Onun dışında tüm katılımcılara ben tekrardan çok teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı bir yayın ya faydalı bir program olmuştur. Bakanlıktaki temsilcilerimizin bir şey yoksa programı bitirebiliriz sanırım Eren Bey. Doğru sayın müşavirim. Abdullah Bey. Zaten siz gerekli bilgileri de verdiniz. Chatbox'ta da gördüğüm kadarıyla yanıtlanmamış soru yok. Ben size, değerli katılımcılarımıza, bakanlığımız adına çok teşekkür ederim. İnşallah faydalı bir toplantıya vesile olmuşuzdur. İnşallah. Özgür Bey bir şey diyecekti sanırım. Evet, Buyurun. Eren Bey. Şimdi tabii hep hani inşaat, hani buraya mal satma konularını konuştuk. Bir de aslında şöyle bir durum var. Bölgeye baktığınız zaman Türkiye, özür dilerim, Özbekistan sizin de bahsettiğiniz gibi çevresindeki ülkelerin de nüfusundan fazla bir nüfusa sahip. Bölgedeki ülkeler Türkmenistan farklı bir dünya. İşte Tacikistan, Kırgızistan güçsüz ve çok güvenli olmayan görünürde güvenli olmayan ülkeler. Kazakistan daha ziyade ekonomik gücünü satın alma yönünde kullanan, üretimi çok destekleyen ama üretim çok yapılmayan bir ülke. Özbekistan tam aksine yeraltı zenginlikleri yerin altında olan, çok şu anda kullanılmayan ve kalabalık nüfusun Türkiye'ye benzerliğiyle birlikte çalışmaktan başka çaresi olmayan tek ülke. Dolayısıyla bunun da farkında oldukları için yatırıma özel destekler veriyorlar. Her sektörle alakalı olarak inşaat sektörü de bunun içine dahil, özellikle inşaat malzemeleri üretimiyle ilgili. Bizim DEİK Genel Merkezi'nde özür dilerim, Mart ayında Fergana heyetiyle, Fergana hakimi ve bir beraberindeki heyetle bir toplantı düzenledik. Çok ciddi yatırım avantajları var. Sağladıkları destekler var. Arazi desteği olsun, bina desteği olsun, işte ham madde desteği olsun. Önümüzdeki 9 Haziran'da da Andijan hakimi ve beraberindeki heyet İstanbul'da DEİK Genel Merkezi'nde bir yatırımcılarla bir toplantımız olacak. Buna da buradan davet edeyim. Yatırım düşünen firmalar için de, yani fabrika vesaire, hani Orta Asya'ya sahip olmanın en kolay yolu Özbekistan'a yatırımdan geçiyor. Bunu da ayrı olarak belirtmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Bir son soru herhalde gelmiş. Çimento ve demir çelik üretimi yapan fabrikalara firmamızın tanıtımını yapmamız için izlememiz gereken yol ile ilgili tavsiyelerinizi alabilir miyim? Yani burada genel olarak hani bu üreticileri listesini biz size temin edebiliriz. Elektronik ortamda irtibata geçebilirsiniz ya da Özbekistan'a yapacağınız bir ziyarette bu firmaları ziyaret edebilirsiniz diye düşünüyorum. İlaç sektörü, takviye gıda sektörü hakkında bilgi alabilir miyiz? Özbekistan'da yani ilaç üretimi var. Belli kategorilerde diyelim, belli seviyede bir ilaç üretimi var. Ama tabii ki ithalat da yapılıyor. Burada hatta bir Türk yatırımı da var, Nobel İlaç firması. Burada önemli eczacılık sektöründe önemli firmalardan birisi. Tabii ilaç sektörü biraz daha spesifik bir alan, daha mevzuat hani farklı zor şeyler gerekebilir, farklı gereklilikler olabilir ilaçla ilgili. Dolayısıyla ürün bazında belki bakmakta fayda var ama bizim de istatistiklerden de gördüğünüz üzere ilaç ihracatımız mevcut. Tarım sektöründe traktör jant ihracat konusunda. Yani tabii bu çok spesifik bir alan. Ona şu anda
Belki daha sonra bize ulaşabilirseniz e-postayla ya da müşavire danışma sisteminden oradan bilgi verebiliriz. Üretici listesini edinmek için hangi mail adresi? Biraz önceki paylaştığım mail adresi ya da sunumda linkini koyduğu müşavire danışın linkinden yapabilir miyiz? Cüneyt Bey herhalde sizin mail adresiniz talep edilmiş. Kendisi de talep ederse bunu paylaşabilir. Evet, çok teşekkür ediyorum tekrar herkese.